Görüntüler Gazze şeridinden. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Kudüs çıkışı tepkiyle karşılandı. Binlerce kişi sokaklara çıktı. Hamas'ın çağrısıyla Gazze şeridinin kuzeyinde düzenlenen yürüyüşte Filistin bayrakları ve Kudüs'e destek içerikli dövizler taşındı. Hamas yöneticilerinden Muhammed Ebu Asker yürüyüş sırasında açıklama yaptı. Kudüs'e destek istedi. İşgal ne kadar sürerse sürsün, Kudüs tarih boyunca Müslümanların olacaktır. Kudüs'ü Yahudileştirme ve İsrail'in başkentine dönüştürme adımı, İsrail'den yana olan Amerika'nın maskesini düşürmüştür. Ramallah, Cenin, Tulkarm, Refa, Cibaliya ve Nablus'ta da yüzlerce gösterici Amerika'ya karşı alanlardaydı. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ise olaylar çıktı. Göstericilere İsrail güçleri saldırdı, çatışma çıktı. İsrail askerleri Filistinlilere sert müdahalede bulundu. Bazı göstericiler yaralandı. Çatışmalar devam ederken İsrail ordusu Batı Şeria'ya asker yığma kararı aldığını duyurdu. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ise genel greve gidildi. Dükkanlar kepenk açmadı. Batı Şeria'da da özel iş yerlerinin yanı sıra devlet kurum ve kuruluşları mesai ara vererek bugün greve gitti. Üniversite ve okulların da tatil edildiği Batı Şeria'da sokaklar boş kaldı. Dükkanlar ve diğer tüm ticari işletmeler kapatıldı.